Doğru seçim, doğru seçim. Danssınız. Çok iyi olmuş. Güzel şarkı. Evet evet, hatırladım. Ne güzel koreografiye uydular senle beraber. Beni yönlendiriyorlar arkadan. Onlar aramızda. İşte şöyle yap, öyle git, buraya gel. Kim elenecek, kiminle vedalaşacağız, kimler finalist olacak? Diken üstünde oturmak diye bir şey var. Şu an onu yaşıyorsunuz sanırım. Artık söz, işte benim stilim izleyicilerin de oylarıyla birlikte tabii ki. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 7. sezon 25. hafta ve yarı finaldeyiz. Tabii ki başından itibaren kim elenecek, kiminle vedalaşacağız, kimler finalist olacak heyecanını yaşıyoruz. Ama bir de 10 bin liramız var. Acaba bugün en iyi performans kiminde ve jürimiz 10 bin liranın kime gitmesine karar verdi? Hemen puan tablomuza bakalım. Aleyna Eroğlu 30 puan. Simay 28 puanla hemen arkasında Dilara Taşkın ve Duygu Çevik ve Neslihan Doğrusöz 27 puanla 3. sırayı alıyorlar. Genele bakalım ve 10 bin liranın sahibini görelim lütfen. Aleyna 34 puan, Simay 34 puan. 10 bin lirada eşitlik var. Aleyna ve Simay, ayağa kalkar mısınız lütfen? Hı. Jürimiz tabii ki karar verecek kimin alacağına. İvan'a konuşmak ister misin? Olur. Karar verdik. Aleyna. Yani ikisinin puanları eşit ama Aleyna'nın şovunu bir tık daha beğendik. Kesinlikle. Konsepti evet. Çok bence iyiydi de. O yüzden Aleyna'ya veriyoruz. Hem de elbise çok beğendim. Aynen. Çok güzel görünüyor. Hadi koş koş. Performanslar 25. hafta 10 bin sahibini buldu. Son 10 bin Aleyna'nın oldu. Ya teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Kızlar hepinizi çok seviyoruz. Sonradan dahil olanlar, en başından beri burada olanlar. Çok seviyoruz. Beraber mücadele ettik. Bazen birbirimizi kırdık, bazen üzüldük, bazen eğlendik, güldük, mutlu olduk. Bunlar tabii ki artık finalin konuşmaları. Ancak aranızdan birileri ayrılacağı için hepimiz adına sizi çok sevdiğimizi söylemek isteriz. Çünkü jüri de biraz sonra zor kararlar verecekler. Var mı sizin şu anda söylemek istediğiniz bir şey? O karar aşamasının gerginliği yaşanmadan önce. Yani tabii ki hiçbirisiyle vedalaşmak istemeyiz. Asla. Ama vedalaşmamız da gerekiyor. Evet. Kaç kişi buraya çağıracağımızı, kaç kişi göndereceğimizi söylemiyoruz. Tamam. Akışa bırakalım dedik. O yüzden istersen başlayalım. Hepiniz başardınız bir anlamda. Kolay değildi. Çok uzun bir maceraydı. Bol şans diliyorum kendi adıma ve eleme aşamasında son kez kararı jüriye bırakıyorum. Sonrasında izleyicilerimizin kararı olacak. Artık söz, işte benim stilim izleyicilerin de oylarıyla birlikte tabii ki. Son karar sizin. Evet, şimdi biz kendi aramızda konuştuk, tartıştık, birbirimizi ikna ettik. Dediğim gibi çok zor aslında şimdi bu isimleri, bugün bu isimleri söylüyor olmak. Bundan önce birkaç hafta önce bu kadar zor değildi. Ama bugün gerçekten bizim için de zor olacak vedalaşmak. Buraya çağıracağımız isimler var. Evet.
Başlıyor muyuz? Ben ilk ismi ben söyleyeyim. Dediğim gibi kızlar çok zor. Bizim için, sizin için tabii ki çok zor. Eminim çok gergin, çok heyecanlısınız. Diken üstünde oturmak diye bir şey var. Şu an onu yaşıyorsunuz sanırım. Finale ramak kala. Son dönüşte, bunca son virajda emek. Vedalaşacaklar. Son düzlükte. O yüzden çok zor. İlk isim Burcu. Nasıl hissediyorsun? Yani huzursuz. Yani aklına geliyor muydu peki buraya çıkacağım? Yani aslında evet. Çünkü en son geldiğim için en önce gidebileceğimi düşünmüştüm. Genelde bugüne kadar öyle oldu. Evet, o yüzden öyle düşündüm. Yani işte zor oluyor. Ben Ivana'ya pas vermek istiyorum. O bir isim söylesin. Evet, ikinci isim. Duygu. Senin hislerini alalım Duygu. Yani belki en çok potaya çıkanlardan biriyimdir ama hala hatta sanki... Hatta bir kere gitmişliğin var. Aynen öyle. İlk potaya çıkmışım gibi heyecanlıyım şu Gergin an. Misin? Çünkü son haftamız. Ve... Tabii ki hiçbiriniz gitmek istemiyor. Yani evet. Tabii doğal olarak ama... Ama bir isim daha çıkaracağız. Bir isim daha derken son isim değil, yanlış anlaşılmasın. Burkan, sen söylemek ister misin? Nefret ediyorum. Ya. Emine. Kolay değil tabii ki. Hiçbir... Birimiz için kolay herkes değil bu. Herkes için zor. Bu üç kişiyle sınırlı değil. İki kişi daha çağıracağız. Evet, iki isim daha çağıracağız. Beş kişiyi çağırmaya karar vermiştik zaten. Tuğçe. Sen ne düşünüyorsun Tuğçe? Alıştım. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Yani üzülüyorum şu an ama üzülmüyorum da. Bilmiyorum, sizinle tanıştım. Çok mutluyum. Finalde olmak tabii ki hepimiz isteriz. Bilmiyorum, iyi hissediyorum aslında. Yani sizinle olduk. Finalde yarışmak tabii ki herkes ister. Ben de isterim. Yani... Elbette. Tuğçe, Burcu'nun yanına geçer misin? Tamam. Dua ettim yarımda otururken. Sonra geçtim. Ne diye dua ettin? İsmim okunmasın diye mi? Hayır. Allah'ım hayırlısı olsun dedim. Yani... Belki de hayırlısı buradan elenmendir. Öyleyse ne yapayım? Öyle olsun. Herkes yani... Burada karşılaştık. Güzel zamanlar geçirdik. Bizim için de çok zor, inanın. Bir daha son kişi kaldı. Son adı kaldı. Son bir isim daha var. O da zaten sürpriz değil. Gamze. Evet, bu beşli. Tablomuz bu. Acaba kaç kişiyi eleyeceğimizi şu anda öğrenebiliyor muyuz? Sürpriz mi? Birazdan. Birazdan. Peki, sakin ve gergin. Ben sayı vermek istemiyorum. Peki. Herkes, şimdi buraya Duygu hariç, Duygu baştan sayılır. Diğerleri sonradan katılmış yarışmacı arkadaşlarımız. Ama Duygu'nun da bir arası var, o yüzden aralarını da sırıtmıyor. Hepsi, burada duran hepsi öyle çok... Çok çok başarılı isimler değil. Bir çıt daha birine göre daha başarılı olabilir ama
Hepsi genelde ortalama tarz alan isimler. O yüzden ilk olarak Burcu. Teşekkür ederim. Burada olduğum için mutluyum, hala mutluyum. En son ben geldim görüşmeye ama pek çok şey öğrenerek ayrılıyorum. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Burcu, efendim? Yerine geçebilirsin. Bir sürpriz var. Aa. Sen de finaldesin. Finalistsin. Haydi zıpla, bir şey yap. Bu kadar mı Burcu? Kandırdım seni Burcu. Niye böyle bir şey yaptın? Burcu finaldesin, ağlama. Sarılabilir miyiz Gel. Acaba? Gel. Bu arada tebrikler arkadaşlar, arkadaki hepiniz finaldesiniz. Finalistiniz evet. Niye, Dilara, Esra, niye benim ismimi Mar. Söylediniz ki o zaman? Beni bu mutluluğu, yani bu mutluluğu yaşa istedim. Hayır, benim ismimi söyledi Kemal Bey. Ben çok sevdim. Hep ona güzel bakıyor diyorum diye ilk benim ismimi söyledi ki, bir de ilk beni gönderiyor diyorum diye. Halimize yaptınız ki. Ya mutlu ol, sürpriz olsun diye yaptım. Kötü mü oldu? Ama çok üzüldüm ya. Biraz şaşırtmak istedim seni. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her şey iyi olacak. Finaldesin. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sadece bir uyarıydı. Size de tutacağım. Teşekkür ederim. Ya. Tebrik ederim. Of ya. Uyarı mahiyetindeydi Burcu. Çünkü final haftasında da bir eleme olacak. O yüzden buraya 5 kişiyi çıkarttık. Uyarmak istediklerimizi. Ama şimdi artık bazı gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Tuğçe. Çok tatlısın, çok eğlencelisin, çok pozitif bir enerjin var. Zaman zaman güzel, zaman zaman kötü giyiniyorsun. Ama seni de yerine alıyoruz. Sana da bir uyarı. İyi misin Tuğçe? Yani böyle belden aşağı tutmuyor falan herhalde. Hani böyle burada bir gevşedi, buradan sonra yok. Dediğim gibi bu uyarı önümüzdeki hafta arasında bir eleme yaşanacak. Eleme potansiyeli olan isimler şu an buradalar. Arkaya gittiniz ama büyük finale çıkamayabilirsiniz. İyi hazırlanacaksınız. Yerine geçebilirsin Tuğçe. Çok teşekkürler. Bir sonraki uyarı ya da eleme kimdir bilmiyorum. Öncesinde finalistlerimizi buraya alabilir miyim lütfen? Şimdilik finalistler herkesi. Tabii ki. Aynen. Oylamalarınız başlayacak elbette. Fakat büyük final gecesi. Neyle karşılaşacağız, nasıl bir sürprizle karşılaşacağız bilmiyorum. Daha önce yaptığımız bir uygulama olduğu için benzer bir durumla da karşılaşabiliriz. Daha önce de yaptığımız bir şey bu, evet, yani evet. Finale gitmeden. Şu hatta anda tebrikler. Büyük final, final gecesi bir ön elemeyle karşılaşabilirsiniz. Ama hafta başından itibaren her birinizin oylaması başlıyor arkadaşlar. İşte 7. sezonun finalistleri. Oradan gelecek olan var mı? Haydi bakalım. Gamze, senle vedalaşıyoruz. Teşekkürler katkıların için. Ben teşekkür ederim. Gamze, her şey için teşekkür ediyoruz. Burada vakit geçirmek çok güzeldi gerçekten. Çok eğlendim. Bence de performansım bugün ya da daha öncesi bilmiyorum ama kesinlikle bence de hak eden kalmalı. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hepinizi tek tek öpmek istiyorum. Aklını başına al ha. Yaz da, deniz de, güneş de. Bol bol gezeceğim. Güle güle. Güle güle.
Evet, Emine ve Duygu. Senin verdiğin arayla beraber belki Emine ile aynı sürede buradasınız. Emine sen kaçıncı hafta geldin? Hatırlamıyorum ama 3 ay geçti herhalde. 3 ay geçti. Sen kaç hafta ara verdin? 3 ya da 4 hafta. 4 hafta. Sen yine biraz daha uzun buradaydın yani Emine'ye nazaran. Çok yakınsınız birbirinize tarz olarak, başarı olarak, grafik olarak. Öyle değerlendirdik. Çok zor karar verdik aslında. Evet, Burkan söylemek istediğin bir şey var mı? Yok diyorsun. Yok bir şey. Divana? Ben üzülüyorum çok. Emekleri için teşekkür ediyoruz. O kadar. Ama sonunda birisiyle de vedalaşmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi çok yakınsınız birbirinize. Çok zor karar verdik. Duygu. Teşekkür ediyorum. Finalistsin Duygu. Arkadaşların yanına geçebilirsin. Emine teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. İyi yarışmacıydın. Bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Vedalaşabilirsin arkadaşlarımla. Yol açık olsun Emine. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Duygu. Ben bir gitmeye geldim. Orada? Bir daha uyarı geldi Duygu. Çok ciddiydi, bir de bir şaka daha geleceğini düşünmedim ben. Gitmiş kadar oldum. Ama ne yapacaksınız haftaya? Çok güzel şeyler. Haftada ne yapacaksın söyle. 4 gününüz var. 4'ünüz 4 de 4 yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. Hepinizin tek tek mükemmel ayakkabınız, çantanız, saçınız, şey, makyajınız. Kirpiğinizden bile not kırarım. Mazeretsiz. Mükemmel 4 dörtlük olmanız gerekiyor ki Öykü'nün de dediği gibi biz daha önceki sezonlarda oylamadan önce 2 kişiyi göndermişliğimiz var. Siz evet, de onlardan biri olabilirsiniz. Bu buraya 5 kişi çıkartmamızın sebebi buydu, uyarıydı. Duygu, aynen, Burcu ve Tuğçe. Çok, ve Duygu'nun çok, ikinci uyarısı. Siz üçünüz özellikle özen göstermeniz gerekiyor. Nasıl ki geçen hafta Emine'yi çıkarttık uyarı ve bu hafta gönderdik çünkü bir ışık yoktu. Kuvvetli tarzıyla bekliyoruz haftaya. Kızlar, finalistsiniz. Tebrik ediyoruz. Bravo. Tebrikler. Haydi bakalım. Ama hala zorlu aşamalar var önünüzde. Yarın oylamanız başlıyor ve oylamalarla birlikte tabii ki eleme olabilir. Hala o tehlike geçmiş değil. Büyük final dahil olmak üzere, yani şöyle uzanacakken büyük ödüle, Türkiye'nin en tarz kadını benim iddiasında olabilecekken o aşamada bile yarışmadan uzaklaşabilirsiniz. Artık harcadığınız emek sayılmıyor jürinin gözünde. Çünkü karar yetkileri büyük finale kadar ve oylama başladı. Yapacak bir şey yok. Artık dışarıdan destek almaya bakın. Dışarıdan destek. Karar sizin sevgili izleyiciler. Siz karar vereceksiniz ve her sezon olduğu gibi Türkiye'nin en tarz kadınını oylarınızla belirleyeceksiniz. Biz buraya kadar getirdik. Bundan sonrası izleyicilerimizin artık. Sizin elinize. Tebrikler. O zaman podyum finalistlerimize son bir tur atın hadi.
6.88 oylama numarası sevgili izleyiciler. Desteklediğiniz yarışmacıyı ismini yazıyorsunuz. 6.88 oylarınızı gönderiyorsunuz. Bütün bir hafta ve büyük bir inerci süresince ve oylama sona erdi dediğimiz ana kadar artık onlar size emanet. Ve büyük final ilk kez işte benim stilimde büyük bir cesaret örneği göstererek gerçekten. Baştan sona. Özellikle Tuğçe'ye rağmen. Canlı yayında karşınızda olacak. Başından evet. Sonuna kadar. Biz de ilk kez böyle bir tecrübe yaşayacağız. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Heyecanlıyız, keyifliyiz. Tebrik ediyoruz bizler size. Yarın bekliyoruz. Bakalım nasıl ikna edeceksiniz ekran başındaki izleyicilerimize. Sevgili izleyiciler, son veda, son galanın sonuna geldik. Bir haftamız var. Ardından bir günler. Bu haftanın bizden bu kadar. Yarın aynı saat. Pazartesi günü. Buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Başlayalım. İşte karşınızda işte benim stilimin muhteşem kızları. Şok şok şok. Şok şok şok. Ne oldu? Evleniyorum. Adem, şaka yapıyorsun. Ha yani konsept olarak evleniyorum. Konsept olarak evleniyorsun herhalde. Dün bir bugün iki nereye evleniyorsun? Az sonra. Gerçekten mi? Az sonra evleniyorum nikahımı. Yani ben demin söylemiştim kafamda böyle arkadaşlarımı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıralamaya koydum. Ama seni böyle gördükten sonra diyeyim. Sıralama değişti. Sıralama değişti yani. Bu elbise çok SMS alır. Duygu neler yapıyorsun ya? Bir silkelen duygusun sen. Bir siyah giy, bir git İspanyol mağazasına böyle. Siyah sana çok yakışıyor aslında. Bazen beni sıkıyor çünkü hep kapının arkasında bana şu zorla şu hareketi yaptırıyor. Bana da. Evet. Hatta şu kapıya çıkıyoruz hala zorluyor diyor ki hadi dur şöyle. Ben size... diyorum elimize koyalım hayır. Elimizi. O diyor ki diğer elimiz de boş kalmasın böyle yapalım. Yani artık.